bahsedeyim. Her kullandığı donanma tesislerinde kent buluşmaları adı altında konuk olduğumuz için bize kömürlük geldiğimiz için ben de olarak sizler cemiyet başka bir sıkıntıda yönetim kurulu adına üyelerimiz adına hoş geldiniz. İlk sorum da şu olsun. Sohbetimizde buradaki kesilen ağaçlar konusu oldu. Ben buna paralel bir soru soracağım. Sizler de çok iyi biliyorsunuz. Yavalı Belediye Meclisi'nde Yavalı AK Parti Belediye Meclisi üyelerinin de verdikleri oylarla Yalova Sanayi Ticaret Odası'nın Yalova Terbiye yolu üzerindeki yaklaşık 3,5 dönüm çamlık bir yere ticaret binası yapılacak bilgisinizde var. Orada da yaklaşık 30 senelik, 40 senelik, 50 senelik 100'e yakın çam ağacı var. Oraya bina yapılması durumunda o mahallenin tek yeşil alanı, tek bahçesi, tek çocukların oyun oynayabileceği bir alan. O mahallenin kalbi. Orada da aynı şekilde bir ağaç katliamı yaşanacağı iddiaları var. Bu konuda sizin görüş ve düşünceleriniz ne olabilir? Buna paralel olarak da yine kavşak için kesilen ağaçlarla ilgili düşüncenizi öğrenebilirim. Evet, teşekkür ederim. Ağaç güncellemesi oluşturdum. Oradan başlayacağım, oradan devam ediyor. Öncelikle tabii ben böyle bir kahvaltıda genelde yediğim hepimiz teşekkür ederim. Yanılarımızda hizmet veren siz değerli genç arkadaşlarımızla, yöneticilerimizle bir arada olmak benim için de önemli diye düşünüyorum. Terkif ettiğinizden dolayı, düşündüğünüzden dolayı, davetinizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Ve bugüne kadar yolunuza yaptığınız hizmetlerle, adet peşinde koşarak, sıkıntıları aşarak, biliyorum nedenle görev yaptığınızı, hangi şartlarda görev yaptığınızı zor bir görev ama önemli bir görev. Sizin bazen bir haberiniz bir şeyde ayağa kalkabilir, bazen de tersi olabilir. Onun için doğru haberciliği de çok önemli. Zamanında verildiğinde haberciliği de çok önemsiyorum. Sizlerin de inşallah ilkeli bir haber anlayışı içerisinde doğru haber parolasıyla yanımıza katkı sağlayacak hizmetleri, haberleri de yapmanızı arzu ediyorum. Yapacağınıza da eminim. Şimdi birinci sorunuz tabii bir kurumla alakalı. Doğrusunu isterseniz çok fazla tabii bildiğim yok. Yani sadece bilmiyorum. Kulaktan duyma, doğma, işte ticaret odasının yer aradığını biliyorum. Bu kastelerin kendilerine bir hizmet binası için yer aradıklarını. En son bahsettiğiniz yerle alakalı görüştüklerini, konuştuklarını biliyorum. Meclisten geçti. 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 Değer tespiti için şu an bir çalışma yapıyorum. Yani benim herhangi bir konuyla ilgili yakından bir bilgim yok veya bana sorular bir tarafında işim yok. Ancak böyle bir çalışmayı biliyorum. Şimdi o bahsi geçen yeri çok fazla yanından geçiyoruz, önünden geçiyoruz ama dediğiniz anlamda ne kadar ağacı var, ne kadar efendim veya çevresi müsait mi? Doğru bir seçim mi? İsabetli bir yer mi? Doğrusu isterseniz bunları bilmiyorum. Yani yerine bakmak lazım. Ama ticaret odasının 55 ağaç varmış. Efendim? Toplam 55 ağaç varmış. Toplam 55 ağaç varmış. Ticaret ve Sanayi Odası'nın talep ettiğine göre ve belediyenin de evet dediğine göre demek ki aralarında bu tabut kaldırır. Evet. Meclisten atılmış. Buna göre bu AK Parti'nin mesleğinin de yani, işe olur demesi anlamına geliyor. Evet, meclisten geçtiğine göre o anlama geliyor. Şimdi tabii ağaç konusu önce bir defa bu yer veya oda talep ettiğine göre demek ki kendilerine göre uygun görünüyor. Başka bir yer olur diye olmaz diye onları hep
epeyden beri bir arayış içerisindeler. Bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Yerin tabii kullanılır hale gelmesi noktasında şu anda yaşadığımız bir sıkıntıdan bahsediyorsunuz. Siz diyorsunuz ki 50 bin üzerinde 25 ağaç var. Burada da aynı sıkıntılar yaşanabilir mi? Evet. Tabii biraz artık yoğurdu üfleyerek yeme gibi bir durumdayız şu anda. Sütten ağzı yanıyor. Yoğurdu üfleyerek yemesi gibi bir durumdayız. Yani Yalova'da geçen hafta, bir hafta önce yaşadığımız dört yol kavşağındaki ağaç olayından sonra her adımı dikkatle yapmak. Her ağacın önünden geçerken, gölgesinden geçerken dikkatli olmalıyız. Yani bir yaprak, bir dal da düşse ne oluyor acaba filan denilebilir. Bu işin tabii esprisi. Ağaç bizim için elbette ki önemli. Yeşil bizim için önemli. Yalova'da yeşili seven insanlar da çok. %60'ı da yeşil olan bir şehirde yaşıyoruz. Doğal güzelliğimiz yerinde, denizin üzerimizde. Bunu daha da artırmalıyız fırsat bulunca, halı olan yerde. Ama tabii bir taraftan da insanlara hizmet etmek gibi bir görevimiz var. Yani bu hizmeti yaparken de karşımıza çıkacak bazı engeller olabilir. Kimi yerde işte taş çıkar, kimi yerde ağaç çıkar. Kimi yerde başka bir engel çıkar. Çıkar yani. Bunları da aşmak zorundayız. Mesela bu kavşak olayında çoğunluğu hakkın olduğu Yalova trafiğinin rahatlaması için tamam meydanda bir rahatlamanın gelmesinde herkes hemfikir. Başta biz. Zaten bu Tanami meydanında köprülü kavşağın yapılması hükümetin projesidir. Ulaştırma Bakanlığımızın bizim ricamızla kabul ettiği 2 senedir üzerinde durduğumuz bizde burada yardımcı olun diye kendilerinden rica ettiğimiz bir proje ve sonunda kabul edildi. Tamam dedi. Ama daha sonraki süreçte tamam. Yerinden de orada kısaca orada geçmiş olayım. Tabii söyleyeyim. Orada da biraz önce bahsettiğimiz gibi sağda solda ağaçlar var. Bu köprülü kavşak itmezse bunu yapacaksınız. Yapmak için de bu ağaçlar ne olacak? Bu oradan kaldırılacak. Ha nasıl kaldırılacak? İşte sıkıntı oluyor. Ha bir kısmı işe yaramıyor. Yaşlı ağaçlar çürümüş. Efendim bir adını doldurmuş. Veyahut da bir yere nakli mümkün olmayanların elbette ki kesilebilir. Burada hiçbir mahsur yok. Tapınak değil bir ağaç ya. Dokunulmazlığı falan böyle bir şey değil. Bazılar bunu çok tabii abartıyor da ben bilmiyorum. Ya her şeyin bir ortası var değil mi arkadaşlar? Ama diğer kısımları, diğer kalan ağaçları, genç ağaçları, 8-10 yaşında, 15 yaşında, başka yerde yaşaması, büyümesi mümkün olan ağaçlarda ne yapılırdı? Sökülmek suretiyle başka bir tarafa nakli yapılır, dikilir. Hadise buydu. Uygulamalı bir hata yapıldı. Belediye başkanı bunu yapmadı. Tabii ki canım, bunu konuştuk arkadaşlar. Kendisiyle de konuştuk. Hatta söküm aracım yoktu. Gemlikte varmıştı. Sizin belediyeler dedim ki hangi belediyede varsa bana başlamadan birkaç gün önce söyle. Ben sana yardım ediyorum. Biz geldiniz. Tabii canım. Gemlik'ten var, Orhan Gazi'den var, Bursa'da mı var, efendim Kocaeli'den var, Büyükşehir'den var. Büyükşehir'den hepsinde. Söküm aracı olmaz diye bir şey yok ki. O kadar güzel ki alıyor böyle kucağına adeta oturtturuyor, götürüyor. Hazırladığınız bir başka yere aynen oturtturuyor, dikiyor. Şimdi ne yapılacaktı? Yapılacak şuydu. Bu tespitleri yaptıktan sonra kaç tane ağacı bir başka yere nakledip de yaşamasını sağlamak mümkünse onların sökülmesi için bir günde ilan yapacaktı Sayın Başkan. Yalova kamuoyu, sizler basın gelecekti oraya, biz de gidecektik. STK'lar filan. Böyle bir bayram havası içerisinde orayı efendim bak arkadaşlar burada şu kadar ağaç var, tespit ettik. Bunun
Ama şu kadarının kesilmesi lazım. Ama şu kadarının da sökülüp başka yere nakledilmesi lazım. Bunları yapın. Bir problem olmaz ya. Belki bir de ufak tefek şeyler çıkar. Ama böyle bir ağaç katliamı gibi lanse edilmez. Hepsini bir anda efendim yok edilip de böyle bir kamuoyu tepkisi alınmaz. Bu insanlar böyle yani. Böyle bir noktaya geldik ister istemez. Bunu söylemekte gerekir. İşte, Taksim Gezi Parkı'ndaki hadise nasıl başka? Ağaç kesildiği yok. Sadece Gezi Parkı'nda 8-10 ağacın başka bir yere nakli için atılan adım da etraf kalabora İstanbul'a kalmıyoruz. Yetmedi Türkiye'de 80 vilayette destur yaptı. Günlerce devam etti. İnsanlar öldü. Aylarca ve insanlar öldü. Milyarlarca zarar gördü. Milyarlarca esnafın canı yandı. Aylarca dükkanda çabuk. Ne adına, kim adına Allah aşkına? Bugün bazıları bizim böyle tepkimizi bilen, ya işte bilmem ne. Eğer AK Partili bir belediye bunu yapsaydı acaba nasıl olur? Bu soruyu herkesin kendisine sorması lazım. Çevreciler, bir takım işte basın kesimi o işte abartma, abartma. Tabii niyet başkaydı. Niyet ağaç falan da değil. Niyet hükümeti de yoktu. Niyet bu ülkeye bir kaosu yaşatmak. Ama milletimiz buna fırsat verdi. O günkü başbakanımız buna fırsat vermedi. Aldı milletin arkasına. Herkes köşesini çekmedi sözünü. Dolayısıyla tabii yanmaya biz bunları yaşatmak filan istemeyiz. Ama birinin yanlışını da söylemez. Yanlış yaptın deriz. Doğrusunu da söyleyeceğiz. Doğru projeye yanlış bir adım atıldı bu hale geldi. Sayın Kılıçdaroğlu bir kızı dinliyor, bizim konuşmalarımızı deşifre ediyor demesine ben.
bunlar zaten hep bir şey diyor ki, karayolları şunu söylüyor, diyor ki burada hazır bir proje var, karar verilen bir proje var, bunu hayata geçirecek misiniz, bunu başlayacak mısınız, başlamayacak mısınız? Bunu kime soruyor? Genel yönetime soruyor. Şehrin sahibi belediyeye soruyor. Belediye başkanına soruyor. Bizim aracılığımıza soruyor. Öyle soruyor, öyle soruyor. Yoksa yapmazsan yapmıyorum diyorsan karayollarına çeker projesine. Zaten demin söyledim başında biz bu kavşağın yapılmasını iktidar partisi olarak ve ben Yalova Milletvekili olarak Sayın Bakanımızda geçmişte planlandırımda şimdi lütfen Mabeyi'de karayolları gelen müdüründe gönderdim. Hep konuşarak başkanlara geldim. Yani o projenin sahibi bizi, o projeyi Yalova'da Yalova kamuoyunun hizmetine sunmayı biz istedik artık. Şimdi beni tehdit ediyorlar, sıkıştırıyorlar. Mahalle çocuklarının kaçamak ifadelerinde böyle bir şey yok. Sen dersin ki o zaman karayollarını, benim şeyimde böyle bir yazarsın, karayollarının yazışmaları var hep. Ya bu yazışmalarda da bir şey söyleyeyim size arkadaşlar, hepsini inceledim. Hiçbirinde kesme ifadesi kullanmıyor. Sökme ifadesi var, nakil ifadesi var. Hazırlayın. Evet, ben bunları hazırlayın. Yani birbirinde kesme ifadesi var. Ben yönlendirme çözüm diyeceğim. Tabii. Ne karayolları şey yapar, ne de şimdi belediye bir yapmasına da göreyim bakalım. Bu ifade de çok böyle kuru sıkıntı ifade. Böyle bir şey olmuyor. Ne karayolları belediye verebilir, ne belediye karayolları verebilir. Öyle bir şey olmuyor. Belediye başkanı şurada diyor ki, bizim Türkiye'de teknolojimiz yok. Türkiye'de öyle teknoloji var mı? Hep diyor, Pepe sana söylüyor ki, biz bu teknolojiye sahip değiliz. Her tarafta. Yalova Belediyesi de şehirli, demin söyledim, şehirle mağdur bir şehirde yaşıyoruz. Yalova Belediyesi de ilk etapta inşallah böyle bir araç yapacak. Daha bir hafta, kısa bir süre önce, Kocaeli Belediyesi 2000 aracı sökme yaptı. Birkaç gün önce Kocaeli Belediyesi Başkanımızın da beyanatı var. Bursa'da var, Kocaeli'de var, efendim geldikti, her tarafta var ya bu artık olmasın. Böyle bir şey yok falan demek. İhaleye hiçbir firma yapamadı. Çıkamayacağı beyanatı diye bir beyanatı oldu. Yatışmaları da gösterdi. Evet, böyle bir beyanatı oldu. Sorusu olan arkadaşlar. Sorusu olan. Sayın Bekir. Taş ve benzeri konularla Yalova sizinle bahsetmeye başladığı şekilde Yalova'nın farklı bir şeylerle olmasını ümmetlik olarak az etmiyoruz. Yani daha güzel şeyler olması lazım. O yüzden de yapılan hizmetlerin de daha sağlıklanmasını açısından da doğru hizmetimizin öne çıkması lazım. Hizmeti konuşmamız lazım. Yapılanları ve gelmesi gerekenleri, bu şehri daha ileriye nasıl sıkışırız, hangi alanlarda neleri yapmamız gerekir? Önümüzde köprü ve otobanlarla başlayan gelişmeye en hazır olan bir hızlı bir gelişme süreci var. Sizin döneminizde etkilenen bir süreç. Hükümetin yaralar üzerinde düşündüğü harcayacak projeleri var mı? Kamu yazarlarınızın ve yaraların hükümetin de Ankara'nın Yalova bakışı nasıl oluyor? Valla hükümetimizin Ankara'nın Türkiye bakışı belli. Parola kurmak çok yolları var. Daha iyi. Yeni Türkiye kurmamız var. Bu Yeni Türkiye sadece lafta kalan bir slogan değil. Bir parola değil. Altının dolduracağı demokratik açılımlarıyla, yatırımlarıyla, eğitimden sağlığa, bayındırlıktan imanlar alanında daha gelişmiş bir eskileri atan, terk eden, geride bırakan, anlayış olarak, icraat olarak hep yeni Türkiye, Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Herkesin kendine özgüveni geldi. Herkes artık çok rahat taleplerini ve isteklerini içine kapanan, kendisiyle alakalı,
yaşadığı şehirle alakalı, kesinlikle alakalı. Taleplerini ifade edemeyen bir Türkiye'de bugün artık taleplerini ifade etmeli noktasında bunları gören bir noktaya. Onun için Ankara bir tarafa tabi icraatla, hizmetlerle alıp yalanımızda aynı şeyin içerisinde. Bu Üsketmişe'den Körfez Geçiş Köprüsü tabii şehrinde faaliyetimiz büyük bir hareket yani bir köprünün kavşağı takılıp da yalvayı boğulmuyor. Bundan burada ifade edeceğiz. Bizim daha gündemimizde bir şey yapmasın. Neyimiz varmış gibi hastane kuracağız. Mutlaka. Bu yarın süreçte bir süresi var böyle. Elbette şehir büyüyor, talepler artıyor. Şehrin güzelleşmesi lazım. Kentsel dönüşümü Yalova'da çok hızlandırmamız lazım. Bu da belediyelerin görevi. Başta il belediyesi olmak üzere bütün ilçe belediyelerimizin görevleri. Yani bu konuda bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Belediyeler oyunculuk edecek. Belediyeler başı çekecek. Belediyeler tespitlerini, çalışmalarını hızlandıracak. Ve ondan sonra da bakanlığımızdan destek istedik. İşte bu konuda daha önce belediye başkanlığı da oldu. Bağlarbaşı Mahallesi. İlk problemlerin yaşadığı bir alan. Burası Yalova'nın için çok sıkıntılı bir nokta oldu, bölge oldu. Burayı mutlaka temizlememiz lazım. Burayı şehrimizin süreyetini bozan o manzaradan çıkarıp artık merkezde kaldı. Merkezde kaldı. Ve en güzelliği. Bunları yapmamız lazım. İlimizin yapılan hizmetleri önümüzdeki günler açmışları yapacağız. Spor salonumuzun yanında 2500 kişinin çoğu çok güzel olduğunu çıkartıyor. Şu ileride de yok. Yanında daha havuzumuz yok olduğunu yapmaktır. Bizde hizmet. Bunun yanında yine yaşlarımız için çok önemli bir anlam ifade eder. Bir çıraklık üzerinin çalışını yapacağız. Bir örnek bir çalışma. Adalet Bakanlığımızda, Cumhuriyet Başsavcımızla görüşüyoruz. Adliyet konusunda sıkıntılarımız var. Bunların tartışmasını falan yapacağız. Şehrimizin yatırımcıları gelmesi noktasında özellikle gelmiyor tabii. Orta ölçekli yatırımcılar daha önemli yatırımcılar. Bu konuda o seferler biliyorsunuz tescillerini aldılar. Çalışmalar devam ediyor. Çift bölgemizde. Bunların inşallah bir an önce kamulaştırma işlemini de yapıp hayata geçmelerini arzu ediyoruz. Çok önemli. Şehrimizin geçen yaz bir su sorunu yaşandı. Mesela bizim en ilgili olay bir tane yapmamız lazım. Altyapı hizmetlerinde, şebekelerde ciddi belediyelerimizin buralara yönelmesi lazım. Bizler Birler Bankası'nda, hükümet kanadında, hangi noktada desteklerimiz bu sorunları vermeliyiz. Yoksa önümüzdeki yaz yine zaman hızla geçiyor. Tekrar aynı sıkıntıları yaşayabiliriz. Yaşamamamız için şimdi de kış yazın hazırlığını şimdi altyapı hazırlıkları, çalışmaları biten illerimizi
ismini söyledi. Yavrum'la ilgili farklı bir görüşü yok sayıda. Yalnız şu var tabii. Altyapının ve çalışmaların, yani o talep ettiğimiz, istediğimiz arazideki çalışmaların bitmesi lazım. Bu konuda da biz belediye ile görüştük, belediye başkanıyla. Bu çalışmaları yaptığımız ve gönderdiğimiz söyledi. İşte daha önce de söyledik, hep söyledik. Şimdi farklı partiler olsa bir şehir adına hizmet eden insanlar olarak paylaşmak zorundasınız. Bir arada olmak zorundasınız. Bursa yolundaki otogarın üstündeki hazineye ait olan yere yapılacak hastane biliyorsunuz. Resmiler falan orası. Yüz dönüm bir arazi tasarlandı. Ama tabii bu arazinin imar çalışmalarının yapılması lazım. Yer tespitlerinin olması lazım. Teknik çalışmalarının yapılması lazım. Belediye bunlarla ilgili şeyle yazdığını söyledi. Ben Sağlık Müdürlüğü'yle geçen hafta görüştüm. Sağlık Müdürlüğü'yle bakanlığa değil. Bu hafta bakanlıkta kaldı. Yani benim şöyle bir şeyim var, ilkem var, zorluk var. Her konuyu anında ve zamanında takip etmek istiyorum. Ne ediyorum? Konuyu ötelemeden, ertelemeden, kazaya bırakmadan. Dün daha Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü görüştüm. Tahmin ediyorum bugün beraber gelişimde. Sağlık Müdürlüğü'nün talep ettiği teknik ekip gelecek. Yerinde bakacak, belki belediye ile görüşecek vesaire bu çalışmaları yaptıktan sonra bir an önce karar sahasına, ha buraya bu hastane yapılır noktasına iş gelecek inşallah. Bir an önce de yatırım programına aldığı işe başlamak istiyor. Yani, bu arazinin yakınlarını diyelim ki gelen yeni şehir. Başka zaten araziler var. Yani o araziye ikisi yapılır. Yapılır benim kanaatim. Yapılmaması için. Ya bir seçim döneminde yetişir, inşaatı da bir iş başlamak. Şimdi yetişmeli, seçimden önce tabii bir şey yapmıyoruz. Yani olaya öyle bakmıyoruz ama niyetimiz bir an önce başlaması ve yapılması. Ama orada çok büyük bir engel çıkarsa, sorun çıkarsa elbette ki başka bir anlamda var ama her zaman hep söylüyorum. Yalvanın yeni bir sıkıntısı, temel sıkıntısı fazla esneyici kadarımız yok. Yer fukarası bir memlekette yaşıyor. Biz ölçümümüz belli yapıyor. Onun için de bir ağacın kenarından bile geçemiyorsunuz. İşte demin bahsettiğiniz sıkıntıları yaşıyorsunuz. O bakımdan orada inşallah bu konuyu çözeriz. Yer olarak orası çok güzel, çok havada öte bir nokta. Orada çözeriz diye düşünüyorum. Bir de tabii Altınova'da bir hastanemiz var. Yarım bir hastane, tersanecilerin yaptığı. Kaba inşaatı bile indirişçiliği ve dokunma yapılması gereken bir hastane. Burayı Sağlık Bakanlığı'na devredildi o hastane. Tersanelerin bölümünü biliyorsunuz. Eski orayla da ilgili. Yine bakanlık aynı tespitleri yapacak. O da bir an önce maliyete geçmişsiniz. Ne şekilde geçeceğimize. Tabii Altınova'lılar da bunu dört gözlere yiyince inşallah bir an önce gitmesini de arz edeceğiz. Ben sana veririm. Sen sana veririm. Pardon. Oradan bir konuyu bitirelim. Eski Çınar Belediye Başkanı Murat Erdoğan zamanında Çınar'da hükümet destekli Gözalım projesi ve sanayi tesis projesi çalışmalarına başlanmıştı. Seçimden sonra bu çalışmalar durduruldu ya da devam edilmedi. Hükümetin şu anda bu projelerin desteği sürüyor mu? Yani bize bir talep gelirse bakarız. Biz Çınar'da belediyeye kaybettik diye Çınar'da hakkını cezalandırmayız. Doğru olan, makul olan, halkımızın yararına olan projeleri destekleriz ve talep geldiği zaman değerlendiririz. Size hemen bir şey de yapalım. Üzerinin açılışı ne zaman gerçekten? Sayın Bakanımızla görüştüğümüzde geçen hafta
daha uygun olduğu bir gün tespit edecek. Bakanımızla beraber açık şu an. Harbiyeli de. Evet. Dünya Belediyesi. Sanayiciler bile işsizlikten çıkıyor. İşçi bulamamadan çıkıyor.
bunları yaşıyor. Onun için yatırımı teşvik etmek, özel sektörü teşvik etmek. Ama özel sektör, bu caydırıcı tarafı yapmada fiyatların çok düşmesi, yüksek olması, özel sektör istediği çapta büyüklükte yer kullanmıyor. Ama özel bildiklerim bu bakımdan ne yapacağız? Elimizdekileri maksimum seviyede kullanıyoruz. Her rantabı şekilde kullanarak ağaçtan yola çıkarak bir şey söylüyorum. Malumatımız var. Yalova'nın her yerinde bilmem ne adı altında bir sürü ağaç olmalı. Zaman zaman yapılıyor ağaçlar. Dikiliyor. Birçoğu şu anda zaten biz bunlara kadar araştırıyoruz. Birçoğu diken atıyor. Ölmüş. Yani bu alanlar boş olduğu için buraya yönlendiriliyor. İnsanlar hatır ormanları ediliyor. Ve bu boş ormanlarına yerleşiyor. Kısa bir süre içerisinde tekrar şehir merkezinde kalacağı ve evlerin depolu içerisinde kalacağı ağaçlar ortada. Bu ağaç ekmek ki bu ağaç konusunda belediye başkanları da emniyet ekipleri de çok adetlerini söylemek üzere çok sayıda ağaç dikeceklerini ifade ettiler. Yani bu ağaç dikme yönlendirme işinin de aslında artık bir üsluba bağlanması, bir üsluba bağlanması gerekmez mi? Yani bir meyve bahçeleri olarak bir dönüşmesi sağlamaz mı? Böyle bir şey olamaz. Yani bu bir öncü, bu bir vesile olabilir mi yani böyle yapabilir? Tabii ya, doğru diyorum. Şimdi biz onu hemen bu anlamda da ifade edelim. Biz yarın böyle bir hayırlı iş yapacağız. Hem Türkiye gündemini Yalova adına biraz daha tanıtmak için hem de belki bu şeylerde biraz sonlandırmak adına. 200 tane çınar ağacı dikeceğiz ya. Bu vesileyle de sizlerle de paylaşmış olduk. Aynı zamanda da davet ediyorum inşallah. Asıl bizi de gelmiş. Kartlarımın yolda olmasını da artık Bursa yolu üzerinde. Yol güzel geldi. Her binaden sonra yol güzel geldi. Evet, tabii. Yol güzel geldi. Sağda solda 200 çınar ağacı. Orman Bakanlığı'nda orman işlerine getirdiğimiz hazırladı. Yarın onları dikeceğiz. Yol kenarları çok önemli, çok önemli. Evet, Hakkari dediği o pardon. Bir daha önemli bir şey daha yapacağız. Altınova'nın köyünde bir alan var. Kamunun hazinenin yeri. Orada hazırlandı. 4000 tane ağaçla oraya dikeceğiz. Ama bu ağaç boş ağaç değil. Ihlam, cemiz, kestane, elma vesaire karışık. Yani şu dediğim çok önemsiyordu. Bir yere bir şey dikerken insanlar da ondan istifade etmiyor. Hatta bütün canlılar istifade etmiyor. Böceği, sineği, efendim yani hepsi tabiattan beslenen yaratıklar, Cenab-ı Allah'ın yaratıkları. Ve bir yere o çok doğru bir şey yapmış filanın işte orman, hatıra orman alanı. Ne var bakıyorsunuz içinde? Hiçbir şey yok. Bakım da yok. Bakım da yok. O sadece orada bir şey yapmış zamanında. Bir adım atmış ondan sonra ne yapmış? Ama gitsin orada birisi bir dokursun kenarda bakalım. Kıyamet kopuyor zaten. Böyle bir şey olmaz. Bunları düzenlenir hale, hizmeti eder hale getirmemiz lazım. Dediğine katılıyorum. Belediyelerimizin izlenimi biraz daha duyarlı. Ağaçların cinsini değiştirme noktasında ilk adım atılsa bence büyük bir tarih ve büyük bir miras var. Doğru. Doğru. Evet. Evet. Şimdi size bir işimiz Muharrem İnce'yle karşılaştık. Sizi AK Parti'nin etkili dedim. Ben bir limon istemiştim. Hanım. Muharrem İnce 3 dönemdir mecliste CHP Yalova milletvekili olarak biz zaman zaman eleştiriler yapıyoruz. Yani işte 3 dönemdir Yalova için çarptığı bir kişi dahi yok. Buna karşılık İktidar Partisi'nin milletvekillerine baktığımızda 3 dönemde değişiklik yok. Şükrü Önder, İlhan Ecevit'siz. Sizden önceki AK Parti'nin ilgileriyle sizin çalışmalarınızı değerlendirdiğimiz zaman sizin döneminizde yatırımın yanları daha çok geldiğini görüyoruz. Bu bağlamda bir soru soruyorum size. Temel Coşkun, bu görevi bozacak mıdır? İkinci döneminde de Yalova Meslek'in olacak mıdır? Oturmasını arzu ederiz. Niye? Madem İnce'yi biliyorsa Madem İnce'nin tersini yapmak hayırdır.
doğrudur, doğrudur. Tam bir milletvekili yalanı tanıyor, işleri öğreniyor, sonra gidiyor. Evet, ben oraya geleceğim zaten. Neyse açalım. Tabii Şey tarafı bu. Madem bunu maalesef bir yalanı bir iç meselesi olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden bile söyledi. İşte AK Parti milletvekili gelin buraya bir dönem, hatta biraz daha ileri gitti. Bir yemin ederler konuşurlar, konuşma bile yapmazlar, bir kürsüyü yapmazlar, bir yemin de çıkarlar bu kürsüye. Ondan sonra da elveda derler, giderler. Ha biz ondan sonra dedikleri kısmı bozduk. Biz yanım adına o kürsüyle kullandığı yanımayı da hepsi tarafından bile getirdik. Belki bunu söyleyen arkadaşlarımız da var. Bugüne kadar yanımda Türkiye Millet Meclisi'nden onun bu önlerini özellikle AK Parti'de bu dönemi her safhasında, her aşamasında ifade ettim. Daha ben bir hafta içerisinde iki sefer, geçen hafta öğretmenim olan konferansıyla söz aldım, konuştum. Bu hafta yine bu konudan dolayı ayın 17'sinde de yine Türkçe'de konuşuyorum vesaire. Yani bu şey değil. Ha biri şunu kıyaslıyorum ben. Sayın Cumhurbaşkanı Başkan Vekiliydi. Her gün kürsünün karşısındaydı, mikrofonun karşısındaydı. Cumhurbaşkanı Başkan Vekili çıktı. Nerede? Bir avantaj mı? Biraz da tarzdır. O biraz da bu yaklaşımdır filan. Ama neyse, şey bizim için çok önemli değil. Kimin ne kadar konuştuğundan ziyade, konuşmak da tabii önemli arkadaşlar ama ben kimin ne kadar iş yaptığı önemli. Kimin ne kadar iş yaptığı önemli. Buna bakıyorum. O bakımda bir dönemlik bir milletvekilliği az bir zamanlı değil. 4 yıl insan ömrü açık sözü. Ama siyasette bazen az. Niye? Siyaset uzun soluklu bir iş diyoruz. Mücadele alanı olarak da öyle, hizmet olarak da öyle. Geliyorsunuz zaten işte bir seneniz, hoş geldin, hoş bulduk, hayırlı olsun, tebrik ederiz vesaire vesaire. İster istemez bir alışma, bir adaptasyon döneminiz geçiyor. İkinci sene işte efendim, işler nasıl böyleydi, böyleydi vesaire falan. Derken göz açıp kapıya kadar geçiyor. Zaten 5 lira harcıyorsunuz, 4'e indirildi. O da onun da yanlış olduğunu, doğru olmadığını sayın Cumhurbaşkanı'nda doğru başbakan olarak ifade ettiniz. Ne yapamadım falan diye. Neyse, şu anda 4 yıldır. Tabii süre dolmuyor. Ben bir defa bu 4 yıl bana emanetimi veren, vekaletimi veren saygıdeğer Yalova hakkına şükranlarımı teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Genel merkezimizde, genel başkanımıza size teşekkür ediyorum. Katkı veren herkese. Ve bu süre içerisinde gecenin gündüzünü birbirine kaldım. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Ama geriye doğru bir baktığımda yapamadıklarımız, yapmamız gereken veya kazandığımız tecrübe ya işte bak şurada şöyle olmak gereken insan böyle bir şey. İnsan hayatı son nefesine kadar yaşadıklarıyla kalmak. Tecrübe bu. Ya, bu noktada tabii ki devamlı tecrübe edinilen tecrübeleri uygulamaya geçmesi bu şehir adına önemli bir şey. Bir kazanım diye düşünüyorum. Çünkü yeniden bu dediğim gibi her gelen yenilir, belli bir süresi olacak. Ve yetken böyle bu da şehir adına da çok faydalı olmadığı diyor, ben de biliyorum, sizler de söylüyorsunuz. Ama nasıl bir değerlendirilir? Tabii ne yapılır? Ben işime devam ediyorum. Herhangi bir endişem yok. İnşallah görevimizi devam ettiririz. Ha, çok öyle doyumsuzluk da var insan. Benim öyle bir şeyim yok. Yani 2003 dönem partimizde biliyorsunuz 3 dönem olan vekillerimiz bu dönem aday olamayacak. Bunların içerisinde yaşlı olan abilerimiz olduğu gibi genç olan arkadaşlarımız da var. Partimiz böyle bir karar aldı. Bir dönemden sonra tekrar farklı yerlerde hizmet etme şansı var. Yani önümüzdeki günler nasıl bir gelişim oldu, neler yaşarız hep beraber göreceğiz ama dileyim böyle şeyleri yaşamamız, aklımızda hayırlı olanları tecelli etmesi lazım. İkinci şeyde. Olmasın. Sıra bende şimdi. Benim sorduğum çok. Ama kaç tanesi olacağım bilmiyorum. Belki size ağır bir davranış. Sırayla bir arttırma sorun var.
konuğumuz Yanova Cumhuriyet Başsavcısı'ydı. Kendisi Çiftlik Köyü'nde, Sultanya Mahallesi'nde bir cezaevi projesi olduğunu ve bu projeyi gerçekleştirmek istediklerini söylediler. Sultaniyeliler de burada cezaevi olmasını istemiyorlar. Mahalle ortasında bir cezaevi, karşı olduklarını bu konuda siz ne dersiniz? Nasıl düşünüyorsunuz? Evet. Konuyu yakından ben de takip ediyorum ve biliyorum. Cumhuriyet Başsavcımızdan önce de aşağı yukarı bir seneyi geçti. İki sene olacak. Bu proje şeyi geçirdi. Bir cezaevi yapılma kararı alındı. Ancak evi de 180 lira vatandaş kendine ait bir yeri var. Fakat orada yaşayan mahalle sakinlerinden, bölge halkından da bir tepki var. Biz tabii bunu yok sayamayız. Kendi de bunu. Biz bunu yok sayamayız tabii bu tepkileri. Dolayısıyla bu tepkileri de dikkate alıyoruz. Tabii tepki göstermekte vatandaş haklı ama şunu görmemiz lazım. Cezaevi yeri olsun, bütün yerler eski şeyler değil. Eski anlayış değil, eski Türkiye'nin zindanları değil. Çok daha rahat olsun, çok daha farklı. Kaldı ki Yalova'ya cezaevi yapılacak efendim biz üçlerisi bildiğimiz. Ama herkesin de bir gün Yalova'ya cezaevi yapılacak. Onu da bilemiyoruz kaderlerine bakmak. Şimdi ben o kadar da bilmiyordum. Yalova'dan dışarıda cezaevlerinde olan bayağı bir insan var. Çok sayıda sayı vermeyeyim, teşvik olur veya bir şey olur ama benim tahminimin küçümsenmeyecek bir sayı. Benim tahminimin üzerinde insan var. Bursa'da, Kırklareli'nde, Çanakkale'de, efendim, Kocaeli'de, Karabük'te, her tarafta. Dolayısıyla aslında aileleri cezalandırılıyor. Bu insanların aileleri var, çocukları var, eşleri var, akrabaları var. Bunlar ziyarete gidiyor. Bu insanlar uzaklarda. Ha. Herkesin bir kaderi var. Kaderde varsa bunu yaşarsınız, çekersiniz. Böyle bir noktada günümüzde bir cezaevinin, son derece modern olan bir cezaevinin olması bir ihtiyaç. Bir anlamda. Temelde cezaevlerine karşı bir insan burada söyleyeyim. Tek öyle bir noktaya gelsek ki suçların karşılığı başka türlü yapılsa cezaevi hiç olmaz. Bunu da ifade etmek isterim. Ben cezaevinin olmasını, cezaevini teşvik eden bir insan değilim. Cezaevine karşıyım. Ama cezaevi de suç ceza bir realitedir. Günah sevap bir realitedir. Bunların karşılığını verebilmek için de cezaevi bugün hukukun gereği, yasaların gereği bir ihtiyaçsa bunun da ilimizde olmasında fayda var. Bu insanlar gidip de uzaklarda. Ama yer konusunda bir sıkıntı yaşandı. Oradaki sakinlerimiz, vatandaşlarımız istemiyoruz diyor. Biz o isteği de makul karşılıyoruz. Ama başka bir çözüm noktası, bu bir ciddi sıkıntı var. Demin söyledim, Yalova'da en büyük sıkıntı yer sıkıntısı. Çünkü 182 dönüm yeri her yerde de bulamıyorsunuz. Şimdi başka arayışlarımız var. Ben yine geçen hafta Sayın Valimizle, Cumhuriyet Başsavcımızla o gün yine de Çiftlik Köyü İlçe Belediye Başkanımızla ve Kaymakamımızla geçen hafta bacarmasını diyor. Yani ben bile şunu ifade edeyim. Her hafta ilimde, bu da belki bugüne kadar az olan şeylerde bakıyorum. Her hafta ben ilimde giden vali de bana dahildi. Sayın Valimle ve ilgili kurumlarla konunun tarafları varsa mutlaka her hafta bir değerlendirme yapalım. Çok nadir bir hafta. Bu hafta da sağlık konusunda görüşeceğiz. Geçen hafta efendim bu adalet konusunda, cezaevi konusunda vesaire. En azından ilimizin valisiyle bir fikir alışverişi. Sorunlarımız ne? Çözümlerimiz ne? Nerede sıkıntı var? Bunları paylaşıyoruz. Bunların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. İşte geçen hafta görüştük. Bu hafta içinde de Adalet Bakanlığı'nın müsteşarıyla beraber
o sıkıntılar bir sefer daha paylaşır. Şimdi şeyle söylemeyeyim ama başka bir yer geldi bana alternatif konusunda. Tabii bakanlığın orada karar vermesi lazım. O konuyu kendisiyle paylaştı. Bu konuda ne dersiniz dedi. O da bir incelettirelim dedi, bir bakalım dedi. Böyle bir çalışma. Yani bir an önce burada da bir karar vermemiz lazım. Biz vatandaşlarımızın da tekrar söylüyorum. Yok saymıyoruz, tepkilerini cidden önemsiyoruz. Ama bir çözümü de bulmamız lazım. Cezanın konusu böyle gidiyor bakalım. Halbuki yapıldığı zaman cezalı, pardon da ifade edeyim, bir artı da getirecek az önce. Getirsin olarak. Tabii canım. Çalışanıyla, garsonuyla, gardiyanıyla, efendim diğer çevre güvenliğiyle, gelen gideniyle, dışarıdan şeyler gelecek, efendim manavıyla, marketiyle, bakkalıyla, fırınıyla. Ekonomiye de bir katma değeri olacak. Sadece arkadaşlar, yani 1500 kişinin bir ceza az değil ki yani böyle. Burada bir şeye hareket getirecek bir yer ama yani bizim görmediğimizden işte. Geçen hafta Cumhuriyet Başsavcımız Şaban Yılmaz konumundu. Bir soru yöneltmek istedim kendisine. Sadece Ergenekon Mobilyoz dedim. Bu soruyu bana sorma, siyasetçilere sor dedim. Şu anda karşımda bir temsilcisi olduğu için rahatlıkla size soracağım soruyu. Evet. Malumunuz Ergenekon ve Mobilyoz süreçlerini yaşadık. Bu yargıyı büyük anlamda benim düşüncem zarar verdi. İnsanların yargıya olan inancı, hukuka olan inancı sarsıldı. Biz bu davalar sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nde hizmet yapmış, genelkurmay başkanlarını yargıladık ve mahkum ettik. Kimisi 3 yıl yattı, kimisi 3,5, kimisi 4 yıl yattı. Ve akabinde hepsini salıverdi. Bu bağlamda onların yargılanma sebebi terör örgütü kurmak ve yönetmekti. Yani suçları buydu, yargılanma suçu. Terör örgütü kurmak ve yönetmek. Bizim bebek katil diye nitelendirdiğimiz PKK'nın en yavaşı Abdullah Öcalan, 35 bin şehitten sorumlu tuttuğumuz Öcalan cezaevinde ve aynı suçtan dolayı terör örgütü kurmak ve yönetmekten dolayı. Bu bağlamda Ergenekon Mobilyoz davalarını örnek teşkil ettiğini öne sürerek Öcalan'ın avukatları dediler ki işte terör örgütü kurmak ve yönetmekten yatan insanlar 3 yıl 4 yıl çıktılar yatıp bizim Öcalan'ımız 15 yıldır yatıyor. Onun da salıverilmesi gerekiyor dediler. Şimdi sonuç olarak kamuoyunda bir endişe var. Fısıltı gazetelerinde Şubat 15 gibi, 2015 gibi Abdullah Öcalan'ın salıverileceği düşünülüyor. Bu anlamda AK Parti hükümeti bu tarihi taviz verir mi? Çok güzel. Tarihi taviz şey bir kelime veya az kullanılan bir kelime tarihi tavize vermez. Ben de şey vermeyiz inşallah. Ama tabii o söylediğiniz süreçler Türkiye'de üzücü süreçler oldu, sıkıntılı süreçler oldu. Ha, tamamı masum muydu? Değil. Tamamı suçlu muydu? Değildi. Değerli arkadaşlar, bulunduğunuz zaman içerisinde o anda siz yargıya, adalete güvenmek zorundasınız, teslim olmak zorundasınız, verilen kararlara uymak zorundasınız. Tabii Türkiye sıkıntılı süreçler yaşadı. 28 Şubat süreci Türkiye'de tırnak içinde söylüyorum. Tarihe kara bir süreç olarak düşünecek. İhtilaller ayrı, açık darbeler dönemi ayrı ama bir de böyle ara dönemlerdir. O günleri hatırlayın. O günün iktidarını, o günün başbakanını, o günlerde yaşananları bir hatırlarsan hakikaten bunları yapmıştık. Onları da yapanlar askeriyede veya yargıda vesaireydi. Bu ülkede söz sahibi olanlar değil mi? Yani hep bunlar. Daha sonraki süreçler işte Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarından sonra Türkiye'yi nefes aldı. Oh dedi. Kendi irademle, kendi seçtiğim insanlarla yönetiyorum dedi. Ama tabii o aralarda da kimisini vatandaşın duyduğu, öğrendiği, kimisini duymadığı, çok sonradan öğrendiği tehlikeli
anlar yaşamışız. İşte telefondu, balyozdu, ayrışmaydı, bilmem neydi, bilmem neydi. İşte hatırlayın silahlar çıktı, bombalar çıktı vesaire. Türkiye'yi tekrar böyle bir kaos ortamının içerisine çekmek için yapılmayan şey kaldı. Şunun altını çizerek ifade edeyim. O süreçlerde, 2000'de, 2001'de, 2002 yıllardan geldiğimiz noktada eğer omurgasız bir iktidar, ilkesiz, dirayetsiz bir başbakan olsaydı Türkiye şimdi çok farklı, olumsuz noktalarda gelebilirdi. Ama her tehlikeyi bertaraf etmesini bilen, gören, her sıkıntıyı atlatmasını bilen, milletiyle bütünleşen ve ilkeli, kararlı, risk alabilen bir başbakanımız anında müdahale etti ve çok şükür buralara geldi. Buralara geldi. Ha bu süreçlerde tabii devleti idare eden başka kurumlar da var. Devletin hizmetinde olan, pardon, başka kurumlar da var. O idare edilen noktaya da soyunmuşlardı onlar geçmişte. Hatırlayın şimdi, Türk Silahlı Kuvvetleri deyince iktidar miktar aklınıza gelmiyor. Daha sonra bir ara yazdığın için, her şey, onlar ne dersen, asarken, bu ülkenin idaresi, bu ülke milletin seçtiği siyasetçi tarafından yapılıyor. Ama öyle vesayet rejimleri, öyle vesayet kurumları vardı ki, kurumları vardı ki her birisi elinde sopa adeta herkes bulunduğu alanda milleti dövüyordu tabiri caizse. İstediği gibi at oynatıyordu filan. Şimdi o aralarda da tabii yargı, efendim geçmişindeki bir takım hataları ifade ederek düğmeye basıyor, operasyonlar. Bu aralarda o dediğiniz anlamda suçlu, suçsuz belki birbirine karıştı. Ama bunlara çok fazla müdahale etme de sivil inisiyatif olarak, yürütme olarak, iktidar olarak sizin şeyiniz değil. Hatırlarsanız Sayın Başbakanımız o ifade ismini zikrettiniz. Başbuğ'la ilgili, İlker Başbuğ'la ilgili düşüncelerini paylaşmıştım. Beraber çalıştığım mesela arkadaşım demiştim, biliyorum demiştim. Hangi nedenden dolayı demiştim ama işte birileri yaptı ve daha sonra da onların kim olduğu, neden yapıldığı da paralel yapının ortaya çıkmasıyla aynı hareketin başbakanımıza ve iktidara da dönmesi ortaya çıkınca belli oldu. Aa, baktık ki ne? Koynumuzda koca bir yılan, devlet içinde bir devlet, paralel bir yapı büyümüş gidiyor. Yani orada hakikaten tabii ki iyi niyetlerin belki de istismarı var. Ve daha sonra işte gelinen noktada yargıdaki değişiklikleri biliyorsunuz. En son HSYK yasasındaki bazı değişikliklerle halen bitmiyor. Halen bitmiyor. Zekeriya Öz bu memlekette bir zamanlar kahraman. Kahraman niye? Tamam, işaret ettiğini tuttuğunu değil, işaret ettiği gidiyordu. Şimdi aynı adamın düştüğü hale bakınız. Konumuna bakınız. Yani bu ortada çok acı şey bunlar. Ha şimdi buralardan hareketle tabii terör örgütünün başı İmralı'daki kişi de buralardan istifade edebilir miyim çabasında. Tabii bunun şeyde bir çözüm süreci yaşıyoruz biz. Bunu başlattık. Bu riskli bir süreç. Bu çok riskli bir süreç. Ama bitmesi de çok elzem olan bir şey. Yıllarca yaşadık, yıllarca. 40 yıldır bu ülke terörle yapıyor, terörle yapıyor. Evladını kutsal nöbete gönderen anne baba içini çekiyor, acı çekiyor. Dönecek mi, dönmeyecek mi? Efendim, ekonomiye verdiği zarar ortada. 400 milyarların üzerinde bir şey. 40 bini geçen bir genci şehit olması vesaire. Bunlar artık yani nereye gidecek? Herkes bunun derdindeydi ama yine bir yiğit çıktı dedi ki getirecek. Ben ne pahasına olursunuz? Bu riski aldı ve o süreç başladı. Ve 2 yıldır şehit
ufak tefek bazı şeyler vardı örnek içinde. Şehrimiz artık dağlarda teröristler tarafından öldürüldü. Mehmetçilikte, şehirler. Haftada onlarca şey herhalde yani artık kullanmıştır bile. Bu bile önemli bir şey. Bu görüşmeler devam ediyor. Ne veriliyor ne alınıyor. Arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim bir cümleyle. Derken bugüne kadar çok fazla milletin hizmetinde olmamış. Ceberrut bir anlayışla milleti hep hizaya getirmenin gayretinde olmuş. Hep milleti hizaya getirmiş. Millet devleti için hep feda olur. Devlet milleti için hiçbir şey yok. Sanki sen ben ne dersem yok. Yok bir şey yok. Biz bunu biraz bunu tersine döndük. Devlet millet için önce insan yok. Şimdi taşlar yerinden oynadı tabii. Bu anlayışla da bir milli birlik beraberlik kardeşlik projesi uygulamasına. Kimisi çözüm projesi diyor, kimisi Doğu Anadolu'nun barışı diyor, kimi Kürt sorunun hallolması diyor, kim ne derse desin. Ama bir barış, bir karşılık diyor. Tabii burada faktörler çok var. Gelinen noktada çok zayiatlar var. Bir birikim var. Kolay değil bunların hemen atılması. Şimdiye kadar başkalarına kalsaydı kendi bölgeleri çoktan tahliye edilmişti, hapsine geçmişti, o olmuştu, bu olmuştu vesaire. Bunlar hep tabii varsayılmış. Ama ağır ağır gidiyor. Şimdi de biraz hızlandı. Daha da hızlanacak. Bir an önce bunun neticelenmesini istiyor. Ama bunu yaparken Sayın Davutoğlu'nun başbakanımızın ifade ettiği kamu düzeninde asla tahliye vermek istemiyor. Beraberliğimizden, kardeşliğimizden asla taviz vermek istemiyorum. Sadece o bölgenin talepleri güne göre bugün daha önemseniyor, daha ciddi alınıyor. Neticede şu Yalova'da da bir bakalım, 80 vilayete kadar birileri buluşmuşuz ya. Kürt'üyle, Türk'üyle, Çerkez'üyle, Lazır'la, Acemi'yle yani Çerkez'üyle hep bir yerlerde buluşmuşuz. Dolayısıyla et de tırnak gibi olmuş. Ortak bir kavramı getirmek zorundayız. Ha bunu yaparken karşı tarafın bölgenin rahatlaması lazım. Bu konuda yok işte tarihe gidecek 2015'te bunlar görmek şudur budur bunları hiç aldatmıyor. Bu konularda en karanlık şeyleri Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman gösteriyor. Bunlardan rahat olun ama kesmiş senaryo, demin dediğim gibi şimdiye kadar bu dönemlere baksaydık, böyle bir şey yapabilirim. Buyurun. Tam da öyle bir Hakan Bey üzerine geldi. Anlayamadım bir şey var. Eski Türkiye'yim. Bu konuda bana geri Türkiye'yim. Ne olduğunu anlatayım. Evet, güzel bir soru. Yeni Türkiye şu. Benim de bir cümleyle eski Türkiye biraz önce resmen deyince vesayet kurumlarını söz sahibi milletin geri plana itildiği bir her alanda belli sıkıntılar var. Bunların her birisiyle ayrı ayrı mücadele ediyor. Veriler mücadeleler, biraz mücadeleler. Gelinen nokta böyle basit noktalarına bakmıyor. Uzun mücadele. Askeri, hücudu, halük işte, yargı tarafı, efendim, medya tarafı, o kadar çok şeyler var. Var. Hep ama. Millet hep geride olanmış. Dolayısıyla yapılanlara da razı olan bir anlayış. Bunlar birbirler. Daha özgür, daha demokratik, daha özgüveni gelişmiş. İradesi ve isteği daha ön planda olan olacak. Gençliğiyle geleceğini birleştiren bir Türkiye. Kurumlarıyla
atılımlarıyla, yatırımlarıyla daha önde giden bir Türkiye. Bu bir slogan tabii. Bunun altını icraatınızla doldurmalısınız. Yaptıklarınızla doldurmalısınız. 2023'e giderken, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya giderken böyle bir Türkiye. Dışta itibar kazanmış bir Türkiye. Şimdi işte son günlerim çok tartışılan bir konu. Bir gün ben de gittim. Yedisaray, Aksaray. Bilmem ne diyor. Bu yeni Türkiye'nin bir eseri. Yeni bir eseri. Yapılmayabilir miydi? Olur muydu? Olur mu? Yani eski yerde de kalırsınız veya daha başka bir yerde de kalırsınız, kiralık bir yerde tutarsınız falan. Ama devlet olmalı. O yeni Türkiye'de kurumun bir şeyi var. Biz ecdattan gelen birkaç eserin dışında daha kendimize ait bir şeyimiz yok Cumhuriyet'te. İstanbul'da bana Topkapı Sarayı'nın dışında, Dolmabahçe Sarayı'nın dışında, Ayasofya'nın dışında vesaire bana bir tane Cumhuriyet dönemine ait bir adres söyleyebilir misiniz? Yok. Yani ya şimdi arkadaş ben gittim gururlandım. Ha dedikleri kadar da böyle çok şakalaklı değil mi? Acım değil. Birimleri büyük ama yakışan bir şey kardeşim. Geçen de Putin geldi. Hep seyrettik değil mi? Evet. O aklılarla filan karşılaması. Baba geldi. Bir vatandaşı olarak ben onur duydum. Siz değil mi? Prestij. Elbette ki prestij ya. Ya arkadaşlar bir algı yönetimi var günümüz dünyasında. Önce bir araya geldiğiniz zaman karşı tarafta oluşturacağınız imaj. İmaj, düşünce. Bu adam bunu yapar. Bu adam güçlü. Bu adam etkili. Artık böyle bir şeyde dünyada yaşıyoruz. Onun için yani yeni Türkiye'nin bir eseridir bana. Ve olmalıdır. Ankara'da olmalı, İstanbul'da olmalı. Şey olarak bir örnek olarak söylüyorum. Onun için yeni Türkiye, yeni hamlelerle, yeni zihinle, birikimlerin devreye girmesiyle şekillenecek inşallah milletimizin birbirini daha geleceğe hazırlayacağı, kucaklayacağı bir Türkiye. Evet, Sayın Vekil, şöyle anlaşılıyor ki yeni bir süreçte dönemde gerek için Cumhurbaşkanı'nın gerekse de başbakanımızın ulusal medyaya çıkarak dönem dönem yaptıkları konu olarak sürekli hükümetimize şahit olmuş bir program izlerken canlı bağlantıya gelip bir devletin en üst düzeyinde devletin yapmış olduğu konu olarak bilgi vermesi pek eski Türkiye anlayışı olmayan bir şey. Eski Türkiye anlayışı dediğimiz o siyasi anlayışı olmayan bir şey. Bugün devletin en üst düzeyinde halkına ifade verir sürecinde yaptıklarını anlatması tabii ki yeni Türkiye'nin güzel adımlarından bir tanesidir. Bu da Türkiye'nin çok demin de anladığımız cetimizden gelen bir devlet hiyerarşisi anlayışı içerisinde devlet erkeği duruşunun en belirgin özelliğidir. Bugün geldiğimiz şartlarda sadece Türkiye kendi iç dünyasındaki konular değil artık dünya arasındaki insanlı ilgilerle, insanlı ilgilerle her hususta konuda müdahil olma konusunu aşıkta görüyoruz zaten. Bugün de bu devlet, devletin büyüklüğünün özelliği, devlet, büyük bir devleti yönetiyorsanız, tabii ki duruşunuzda, kıyafetinizde, işte misafirinizde, ağırlığınız yerde, aracınızda, gelecinizde o devletin büyüklüğü hücrüne göre en üst düzeyde olması lazım, en güzel olması lazım. Bu devlet hiyerarşisinin özellikle bir tanesi de Osmanlı'dan bugüne geldiği zaten ve eski binlerce yıldaki medeniyetlerde aynısını yapmıştı. O özellikle bence bu çok doğru bir hamleydi. Buna paralel şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin değişen konjektöründe biz birçok hususa Yalova ilinde sıcağı sıcağına vakıf oluyoruz. Çünkü benim de söylediğiniz gibi çok 81 ilden hatta ilçelerinden insanları içimizde barındırıyor. Çok küçük bir nüfus olmamıza rağmen coğrafyamızın küçük olmasına rağmen Yalova için konuşuyoruz. Ama Türkiye'yi temsil eden hemen hemen her kesimden insanlar temsilciler içimizde barındırıyoruz. Bu da otomatikman Türkiye'deki bütün olaylara bizi duyarlı hale getiriyor. Hemen vakıf olabiliyoruz bunlara.
son günlerde medyaya, ulusal medyaya çok çeşitli notlu sözler, işte başta ağaçla benzeri konularda sürekli Yalavalı'na bir şekilde düşüyoruz. Bizi de temsil eden bir vekilimiz siz olarak, vekilimiz siz olduğu için Yalova'yı temsil eden vekil olarak illaki bu soruların bu konuların en çok muhatabı sizsiniz dışarıda. Çünkü televizyonda Yalova'ya yakın bir şey son günü mü bir insan? Tabii ki size soracak bu olarak vekil olduğunuz için. Bu son dönemlerdeki Yalova'ya, Yalova'daki medya, ulusal medya son düşüşünün bu kadar farklı konulara düşüşünün ve ulaşımlarının acaba Yalova'nın gelişimleri ve yatırımları alakalı hükümetin verdiği hükümete bir sekte uğratmak olabileceğini hiç aklınızdan getirdiniz mi? Böyle düşünce içerisine geldi mi yani? Yok. Tam ne kadar şimdi soruyu içerisine? Şimdi gelmesi için de bir sebep yaşanmıştı. Başka yerde de yaşanmıştı. Ama Yalova'mız bu konuda biraz daha farklı bir yapısı var işte. Bazen işte her yerde seçim oluyor. Ama seçimler Yalova'da iptal ediliyor. Ben Yalova'da iki sefer iptal ediyorum. Yani seçim yaşamış birisi, 1994'te 27 Temmuz'da 94'te adaydı. 10 Temmuz'da yenilendi. Kendi adaylığında yaşadı. Bir de şimdi milletvekilliğinde yine ilimizde seçimi yaşadı. Efendim, Yalova bir şey. Daha sonra işte ağacıyla geldi. Arada ne olduğunu bir şey daha oldu. Suyla geldi. O zaman da gündemde. Bir de 99'da Marmara dönemi, Marmara depremi döneminde hatırlarsanız Sakarya'dan bir vatandaş çıktı. Ya Allah ya orayı cezalandırdı. İşte kuruş da buluyor gibi böyle bir laf duyuyor. Çok da işlem olmadı ama yani. O da işlem olmadı ama yani. Yalova hep kötü gündeme geliyor. Yalova burada neydi gündeme gelmesi değil mi? Yalova'nın bir çok güzelliği var, çok zenginliği var. Yani Hakan kardeşimiz sordu. Önce şehir içerisinde, bu şehirde yaşayan, bu kentte yaşayan herkesin birbirine biraz daha yakın, biraz daha sıcak ve samimi olması lazım. Baş dersini toplum kuruluşları olmak üzere, şehirde yaşayan, sorumlu kalan, atanmış, seçilmiş kişiler, siyasiler daha bir samimi ilişkin olacak. Şehrin ortak sorunlarını belirlemede ve çözümünde bir birliktelik oluşturmak, bir samimiyet ortamı oluşturmak. Yani bunların yapılması lazım. Yoksa dışarıda da temsil noktasında hakikaten belirlemedi. Geçen de bir toplantı yaptık ve hoşuma gitti. İnşallah devam ederiz. Ayda bir yapalım kararı aldı. İşte bütün STK. Ticaret Sanayi Odası Başkanı, davetli kendisi, işte belediye başkanı, milletvekili, gerçi diğer milletvekili, bir araya gelin. Sonunda nedir? Her ay bir sorunu konuşalım, tartışalım. Ve beraber Ankara'ya gidelim, beraber yürüyelim, beraber kucaklayalım, beraber savunalım, beraber karşı çıkalım. Yani ortak paydalarda, ortak noktalarda. Belki yapılması lazım. Bu konuda bana bir görev düştü. Farkındayım, yapmaya çalışıyorum. Yapamadıkları varsa da elbette ki bunları da değerlendirdim. Ama tabii ki muhalefet milletvekilliği. Sadece bir muhalefet, çıplak bir muhalefet anlayışıyla her şeye, çarşı her şeye karşı anlayışıyla hareket etmeye hakim olan şeylerde bir araya gelmeye, yapılanları takdir ve teşekkür etmeye, yapılmayanları istemek ve talep etmek noktasında daha mağdur, daha efendim seviyeli ilişkiler kurmakta. Yani bak bunları yaparsak tabii ki kazanan şehrimiz olur. Kazanan hepimiz olur. Ama yoksa böyle. Ben bakınız. Şuradan ya arkadaşlar sizden yalnız bir ricam var. Böyle bu genel değerlendirmeyi yaparken doğruyla yanlışı yapan da yapmayan da birbirinden ayrı. Bakınız biz iki sefer üst üste bir seçim yaşadık. Ve neticede seçimi Cumhuriyet Halk Partisi biz alamadık, biz kaybettik. Ama biz Yalova kamuoyuna isyan etmedik. Teşekkür ederim. Dedik ki karar böyle çıkmıştı. Bu karara saygı duyuyoruz. Ve seçilen arkadaşı da sizin yine bulunduğunuz basın toplantısında dedi ki
Dedik ki her yaptığı doğru işte yanında olacak. Ve daha sonra demin sabahın sorduğunuz soruların başında 2-3 tane bahsettiğim Dr. Kavşa Hastane kentsel dönüşüm konularını görüşmek üzere İl başkanlığı da aldım ben yanına. Sayın Belediye Başkanı'na gittik, ziyaret ettik. Hatta benim partimden bazıları da ya ne oluyor falan filan. Ya kardeşim düşman mı oldu? O belediye başkanı ben de çekeyim. Ben giderim. Yine giderim. Bugün de olsa giderim bu şehrin çıkarı için, menfaati için, yapılacak güzel işler için giderim. Başkan şunu nasıl yapıyorsun? Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım derim. Aynı yani siyasi, aynı şeyi de karşıdan bekliyor. Aynı şeyi karşıdan da bekliyor. Karşıdan da bekliyor. Bakınız dün ben bir konuşma yaptım. Kimseyi şahsiyet yapmadım. Kimseye bilmem ne süreci anlattım. Yanlışlıkları ifade edeyim. Bir de CHP'nin orada öyle, burada böyle olmaması gerektiğini anlattım. Bunun dışında bir şey yok. Onun için şehrimizle ilgili de başta siyasiler olmak üzere atanmışlar. Efendim şehrin valisi diye etleri ve STK'ları ile bu anlayışı güdersek inanın çok daha güzel şeyler yapabiliriz. Şimdi sosyal medyadan da birkaç soru geldi. Ben bir tanesini söyleyeyim. 3 yıl önce bir söz vermişsiniz. Veya 3 yıl önce elma okuyordu. Kazmiye elma okuyu arasının yapımıyla ilgili oradan talepler var. Kaçan bir yorum yazmış. Bu birincisi. Bir belirteyim. İkincisi personel bölgesi. Şimdi personellerin katları büyük. Fakat personel kurulurken ruhsat işlemlerinde problem başlamış. 2011 yılında Danıştay personel bölgesinin doldur alanı personel bölgesinin yürütmesini durdurdur. Şu an personeller belediyelerle geçici ruhsat veriyor. Personellerle belediyeler geçici ruhsat veriyor. O ruhsatı şu an almış. Fakat Danıştay'da personel ruhsat olduğunu belirtmiş. Şimdi personel bölgesiyle ilgili de değişik görevlendirmeler yapılıyor. İşte yerel siyasete müdahale etti ya da yerel siyasete işlemiş oldu ama benim öğrenmek istediğim şu, personeller bölgesi ruhsat işlemleri, resmi işlemleri hangi safhadadır? Şöyle bir iddialar var. Yapılan 5 binanın 5'i, 10 binanın 5'i ruhsatlıysa 5 tanesi ruhsatsız. Hatta bununla ilgili de bakanlıklar gelir talimatı vermiş. Fakat personeller bazı tercihleri hırt kırarak kaçak kurulmuş binaların işletmeleri tekrar faaliyete geçiriyor. Peki, süremiz kısa. Evet, özellikle birinci soru olmalı. Kazmiye'nin bu güzelliğindeki soru. Tabii özel idaremizin bir programı var, çalışma takdiri var. O bir ibadet zannediyorum. Bunlar programı alınıyor ve devam ediyor. Ama ben tekrar bunu sorar arkadaşlara. Ne olduğuyla alakalı yapılması konusunda gereken neyse bir şey yaparız. Ben özel idareye ciddi destek veriyorum. Yani ilimizin özel idarenin bütçesi çok kısıtlı. 10 bin lira, 10 milyon civarında geçen sene, ondan önceki sene her yıl başında 3 trilyon, 4 trilyon ek ilave ödenekler aldık. İnşallah bu sene yine bunu aldık. Talepleri de yerine getirmiş olduk. Arkadaşlarla konuşalım. Personellerle ilgili şeyleri zaten siz daha önceden onları söylediniz. Yani siz derken aslında geçtim. Ama detaylı bir şekilde personellerin durumunu hatta geçen bir ara gitmeyi arzu ettim ama başka bir program çıktı. Personellerde bazı şeyler ben de bilmiyorum. Üzülecek veyahut da olumsuz bir şey olmaması temelli ediyorum. Ama bir noksanları varsa, yapmadıkları varsa, yapması gerekenler varsa, buradan da sesleniyorum. Bir an önce bunların da tamamlanması gerekir. Hiçbir şey yatırımcıyı destekleriz. Ancak hiçbir şey de gayri yasak olması mümkün değil. Herkes üzerine düşenleri de yapmak zorundadır. Böyle bir şey varsa buradan da efsane. Bu arada süreçten sonra tekrar elimizde zamanda 12 Eylül döneminde gazetede 15 Eylül imaj karnesi vardı. Bu tekrar imajı okuluna tekrar geri verildi, milliyetle devredildi. Tabi bu arada 900 küsur metresinde bir önceki belediye başkanı tarafından belediyeye geçirildi.
Şimdi emotif arasıyla ilgili bizim bir çalışmamız olmuş. Bir ara geçen sene Nisan Mayıs aylarında incelemeniz olmuştu. Yeni emotif okulda ilgili bir gelişme. Şimdi 5 soru oldu. Gelişme şu, proje çalışmaları bitmek üzere. İhale aşamasına doğru hızla gidiyoruz. İnşallah en kısa zamanda proje gittikten sonra bakanlık milletin ihaleye çıkacak. 15 trilyon şu anda ilk etapta ödeneği de hazır. Ödenek de çıkarttık, ödeneği de hazır. Bir an önce inşallah Yalova'ya yakışır. İrmanlık okulunda Yalova'ya yakmış olacağız. Sizinle teşekkür ediyoruz. Sizi böyle sulu yağmuruna tuttuk bugün. Memnunlar olduk. Yalova Gazeteciler Cemiyeti'nin her üçüncü dağılımda yaptığı üçüncü etkinlikten de bizler gerçekten çok doğru bilgilerini tek ağızdan almanın mutluluğu içerisindeyiz. Her Türk Partisi'ne katılan arkadaşlar adına çok doğru, çok sağlıklı bir Türk Partisi olduğunu düşüncesindeyim. Aynı kararı sizler de taşıyorsunuz inşallah. Ben burada süreniz bitti. Ama Yalova Gazeteciler Cemiyeti birkaç talebi olacak, sizden isteği olacak. Bir tane değil, birkaç tane. Bu şahsi bir talep değil. Ne söylüyor burada? Şahsi talep değil. Özellikle bizim yıllardan beridir bir yer sorunumuz, sıkıntımız var. Maalesef geçtiğimiz dönem belediye başkanımız Yakup Bey, biz Yalova Gazeteciler Cemiyeti'ni kendi yanında taraf olma talebiyle destek olabileceğini söyledi. Yanında görmek istediğini söyledi. Böyle bir talebi oldu. Ben şahsen bu talebi doğru bulmadım. Biz gazeteciyiz. Bizim partimiz olmaz. Biz herkese adil ve eşit olmak durumundayız. Ve bunu söylediğimiz için de geçmiş dönemde bize bir yer verilmedi. Yalova Gazeteciler Cemiyeti'ne ama Kanarya Sevenler Derneği'ne dahi yer verildi. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. İçinde bir ütledir bu. Benim sizden yer konusunda milli emlağa ait denize, denizde iç içe olabilecek Yalova Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin sosyal faaliyetlerini yapabilecek, bütün etkinlikleri yapabilecek, bir araya gelebilecek, dinlenebilecek, misafirlerini ağırlayabilecek. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında misafirlerimiz var, yetkileyeceğimiz başkanlarımız var, yönetim üyeleri var. Yani biz bunların masraflarını gerçekten karşılamakta zorluyoruz. Termalde burada Yalova'daki bazı testlerde ağlayarak ancak geçiştiriyoruz. Onda yardımınızı istiyoruz. İkinci konu, Ağrı Gazeteciler Cemiyet Başkanımızın eşi, orada İl Özel İdare'nin memur. Kendisi dün beni aradı, Yalova'ya tayin istiyor, gelecekler. Bu Milli Eğitim olabilir, Yalova Üniversitesi olabilir, İl Özel İdare olabilir. Bu konuda, yok o da geliyor, o da İlyas Haber Ajansı'nın muhabiri. Bu konuda yardımcı olmanızı istiyorum. İki. Üçüncü talebimiz de şu. Biz Başkanlar Konseyi toplantısı için Edirne'deyiz hafta sonu. Orada Sağlık Bakanlığımızın danışmanıyla da ben görüştüm. Yalova Termal Patlıcalarında Çamlık Otel olarak 4 yıldan beri atıl bozuluğu olan 80 yataklı bir otel var. Ve çürümeye terk edilmiş durumda. Biz konfederasyon başkanımız, Edirne Gazeteciler Cemiyet Başkanımız, hepimiz bu konuda bir ön görüşme yaptık. Sağlık Bakanlığımız da Edirne'de kendisine de bu konuyu ilettik. Yalova'da böyle bir tesis vaziyette. Burayı Türkiye'nin dört bir yanından gelecek gazetecilere burası yap işlet devresi verilemez mi? Kiralamaz mı? O atıl vaziyetten burası kurtulur. Bu konuda da yardım senden oradan başlayayım. Doğrulmaz mı? Çünkü orada bir bütün olarak bir proje çalışması var. Ama maalesef bunu beceremedik, başaramadık bir özel eşliği. Başbakanımızın talimatıyla o alanda Sağlık Bakanlığı'nın ülkesinde olan o tesisler iyi durumda değil. O çalışmalar halen devam ediyor. Yeni bakan yardımcısı da en son görüştüğü
müsteşarlar görüşmeleri. Okya'ya doğru geliyoruz zaten. Özelleştirme mi? Evet, özelleştirme veya formüle edilmesi. Şu haliyle kötü, şu haliyle kötü. Aynen dediklerimize katılıyorum. Yeni yapılan otel yapılması. Hizmet noktası mı? O noktada da kadar kötü. Dolayısıyla bu denemesiye olması çok zor bir olacak. İkincisi o aile olayına bakarız. Üçüncüsü, Yalova'da bir diğer komisyonu. Size yardımcı olurum. Nereden basitleştiriz ama şu bir engel olabilir. Yani önce kendi aranızda tek yapabilseniz zor bir bölümde onun için bir bütünleşebilseniz çünkü yarın bir gün karşımıza karşı taraftan da bir talep gelecek veya böyle bir oluş veya itiraz edecekler veya o da tepki verecekler. Ben şu an açık konuşuyorum. Yani olabileceğini söylüyorum ama bunun için buna rağmen sizin bir resmi hürriyetiniz var. Var. Yardımcı olmaya çalışalım. Siz şey yaparak şimdi. Nerede şurada ne oldu? Sonuç olarak ben de sizlere teşekkür ederim. Yani yaptığınız iş bir yönüyle bakıldığı zaman çok sıradan bir iş gibi, basit bir iş gibi gözüküyor. Ama bir yönüyle de bakıldığı zaman bazen bir şekilde ortaklığı indirip kaldırmaya yetecek kadar bir güç olduğunu görürsünüz. Önemli, çok önemli bir iş olduğunu. Onun için ben bir abiniz olarak şunu söyleyeyim. Yani olumsuzlukları lanse ederek var bazıları böyle. Hep böyle ahkam koyarak, hep kesinlikle de doğrusu koyarak hareket eden değil de tarif eden filan, yani kendisi de katkı verecek şekilde ama karşı taraftan da aldıklarını katkı verecek anlamda değerlendirecek bir yol izlemenizde fayda var. Yani barış dilini mi kullanalım? Sevmediğiniz gibi. Yani, barış dili, şimdi genel yönetim, genel gazetecisiniz, teşvik edici, tarih edici değil, teşvik edici. Şimdi adam geliyor işte bazen bir resim bile bazen çok şey ifade ediyor. Bir cümle bazen çok şey ifade ediyor. Bir kelime var. Bir kelime çok şey ifade ediyor. Böyle bir anlayışla yürümenizde fayda var. Doğru yürüyüş yapmakta. Hak, güçlünün yanında değil, haklının yanında olma anlayışının önemli olduğunu teşekkür ediyoruz. Her zaman beraber.